metreye kadar ulaşıyormuş. Değil mi? Evet, uzmanların dediğine göre 10 metreye kadar da bu zaten. İki gün önce burada turistik gezi amaçlı Fırat Nehri'ne doğru gelirken şu karşıda gördüğünüz bazalt sütunları fark ettik. Elbette dört, beşgen, altıgen olması dikkatimizi çekti. Bir de bazılarının minare boyutunda, büyüklüğünde olması. Durup fotoğraf çektik, biraz inceledik. Bir program kullandık. Daha dünyada örneği var mı yok mu bunun? Çünkü kimisine göre de sanki insan eliyle yapılmış gibi geliyor ama belli ki dağın karayolu çalışmasında dağın içinden çıkmış insan yapımı olamazdı. Ancak düzgün sütunlar şeklinde altıgen ve beşgenin oluşması bizi bu meraka sevk ettirdi. Biz Siverek'ten geliyorduk, zaten Siverekliyiz. Hemen internette ufak çaplı bir araştırma yaptığımızda dünyanın 4 ya da 5 yerinde görülen bazalt sütunu denilen doğal oluşum olduğunu fark ettik. 2 milyonluca Karaj Dağ volkanizma patlamasından oluşmuş, işte lavların belli jeolojik süreçler geçirerek bu konuma geldiğini söyledi. İşte tabii onun uzmanı değiliz. Üst taraflardan soğuma içe doğru aktarıldığı için bu şekilde düzgün sütun şeklinde oluşmuşlar. Daha sonra anladık ki burası jeosit alan ilan edilmeli ve mutlaka yetkililerin buraya uğramaları gerektiğini söylediler. Kültür turizmi artı jeoturizm dediğimiz açıdan çok çok önemli bir lokasyon olduğunu söyledi uzmanlar.
Biz durumu Urfa Valilik, Süveyrek Kaymakamlığımıza bildirdik. Sağ olsun Sayın Kaymakam Bey, Musa Demir ilgilendi. İlçe Jandarma Komutanımız buradaki çalışmaları bir günle durdurdu. Ertesi gün Urfa İl Koruma Müdürlüğü'ne ulaştık. Kendilerine belgeler, yerin konumuyla ilgili attık. Bir de ismini anmadan geçemeyeceğim Harran Üniversitesi Profesör Doktor Mehmet Sait Şahin Alp hocamız, coğrafya bölüm başkanı. Kesinlikle burayla ilgili belgelerimizi attığımızda hemen bir rapor hazırladı. Bunu İl Koruma Müdürlüğü'ne devletin diğer kurumlarıyla paylaştı. Bizler de şu an elimizde basın mensubu arkadaşlarıyla paylaşacağız. Buranın korumaya değer olduğunu, mutlaka yol çalışmasının bir an önce durdurulması gerektiğini, konu uzmanlarının gelip chat raporu hazırlaması gerektiğini bahsettiler. İnsanların burada turizm faaliyetleri içinde yararlanabilmesi için, ülkemizin de turizme katkısının olabilmesi için burayı koruma altına almasını talep ediyoruz devletten. Yani yolla ilgili belki görüyorsunuzdur, çalışmalar oluyor. Yolun bayağı sağ tarafında kalıyor. Herhangi bir engel yok yola. Belli taraça sistemiyle koruma altına alınarak bu bölge turizme kazandırılır. Ayrıca buradan lokasyonun önemli olması, Takoran Vadisi'nin 8 kilometre olması, Nemrut Dağı'nın şu anda görülüyor olması ve 40 kilometre olması, onun dışında Göbekli Tepe'nin 100 kilometre civarında olması, havaalanı, Adıyaman Havaalanı'nın 60 kilometre olması bu lokasyonu daha da önemli kılıyor. Ulaşımı pek daha rahat kılıyor. Bu yüzden buranın önemine dikkat çekmek için gerekirse günlerce buradan ayrılmayacağız ve burada kalacağız. Jeoturizm açısından bölgemizin değerlendirilmesini talep ediyoruz. Bugün çocuklarla beraber Nisipi Köprüsü'ne gitmeye karar verdik. Bugün bu taş görmekte olduğunuz taşları gördüm haberlerde. Yanından geçerken de tesadüfen gördüm. Gerçekten çok ilgimi çekti. Hiç hem bu kadar doğal durup hem de bu kadar doğallıktan uzak gibi de görünen bu taşlar gerçekten çok ilgi çekici. Kendim de aynı şekilde heykeltıraş olma münasebetiyle bu taşların böyle altıgen şekillerindeki konik şekilleri gerçekten dikkat çekici, çok dikkat çekici. Umarım hak ettiği değeri yerini bulur ve Siverek'imize güzel bir turizm alanında bir getirisi olacağına inanıyorum ve dileklerim bu yönde efendim.